Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Arkadaşlar. Şimdi dinler olmasa ne olurdu? Dinlerin olmasa ne olurdu? En güzel cevaplardan bir tanesi de şudur. Din geldiği halde, insanlık bu halde ise din olmasa ne olurdu? Dinler var olduğu halde insanlık bu durumda. Şimdi neyi, nereye göre ne olduğunu nasıl anlayacaktık? Eğer dinler olmasaydı, neyin, nerede, ne olduğunu nasıl anlayacaktık? Anlayamazdık. Şimdi düşünebiliyor musun mesela, insan dağda, mağarada yaşıyor. Mağarada. Öyle tek başına büyüyor. Şimdi büyüdü. Şehir mehir yok, dağda büyüdü. Bu insan, insan adayı bir mahluk işte. İnsan olduğunu bilemeyecek kadar zavallı. Çünkü insan, bu cümleyi unutmayın. Bu cümleyi unutmayın, dikkat. İnsan, insanla insanlaşır. Ve Kur'an'la fark eder. Şimdi adam mağarada doğmuş, büyümüş. Neyi neyi bileceksin? Hakikaten bu noktadan baktığın zaman Kur'an ne acayip bir şey. En büyük dert kabir. Neyle bilecektin? İnsan ilişkileri neyle değerlendirecektin? Akrabalık yapılarını hangi sistemle yerleştirecektin? Baba kız, baba oğul, kardeş vesaireler ilişkilerini hangi ölçülere nasıl koyacaktın? Sözler 414. Kur'an'da öyle bir göz var ki, Kur'an'da öyle bir göz var ki, o göz bütün kainatı zahir ve batını ile vazı. Göz önünde bir sayfa gibi görür. İstediği gibi çevirir. İstediği bir tarzda o sayfanın manalarını söyler. Böyle bir şey olur mu mesela? Coğrafya kitabı, coğrafyadan bahseder, fizikten, kimyadan bahsetmez. Kimyadan bahsetmez. Tedavi olarak belki bir atıf yapar. Şimdi fizik kitabına bakıyorsun. Fizik bölümü üniversiteye okumuş veya duymuşsunuzdur. Böyle böyle kitaplar. Tıp kitaplarına böyle böyle kitaplar. Yani acayip kitaplar ama böyle. Perfen ya. Bir insan mesela şöyle diyeyim. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Bu cümleyi diyebilmek için bir, Risale-i Nur'la insanı bileceksin. İnsan nedir ve düşünceler insanı nasıl motive eder? Onu hazmettikten sonra tefekkürü bir cümledir. Bunun adı fezdekedir. Yani alamet, kimlik. Nüfus cüzdanı koyuyorsun. Yani içsel alemine bir yol açıyorsun onunla. Mesela insan, noktalı virgül, insansız insanlaşamaz. Bu sosyoloji bilmeye bağlı. Mesela başka bir örnek vereyim dinden. Yemeyin, üfüremek, üfürerek yemeyiniz, mekruhtur diyebilmesi için bir, bu nefesin, bu insana çıkan nefesin kimyasını bilecek.
yemeğin yapısını bilecek. Öfürdüğün zaman oluşan kimyevi bir değişimi bilecek. Sonra yuttuğun zaman biyolojik yapında yaptığı tesiri de bilecek, bu cümleyi söyleyecek. Zahirde basit bir cümle iken dört tane temel ilmi bilmeye bağlı. Yani dört tane bu ilmi bilmeye bağlı. Değil mi? Zahirde böyle. Şimdi dinler 124 bin peygamber gelmiş. Dört kitap Yusuf gelmiş. Buraya kadar böyle gelmiş insanlar. Her gün derse dinliyorsun, her gün kitap okuyorsun. Buyum. Ya kitap okumasam, dershanem yoksa, dinim yoksa, peygamberim yoksa, Kur'an'ım yoksa. Ben hep padişahım fakat nasıl? Düşünebiliyor musun nasıl olur? Mehmet abi düşünebiliyor musun abi nasıl? Korkunç bir tablo abi. Yani o az önce ifade ettiğin insan adayı mahluk. Başka bir şey yok. Yani neyi? Muvazene yok, şey yok, denge. Neyi, nereye göre, ne olduğunu nasıl bilecektin? Ne nedir? Mesela insan nedir? Güneş değildir. Aa, izaha bak. İnsan nedir? Aşeftali değilmiş. Yani mevcudatın içerisinde eşe birbirine kıyas ederek ancak tanımlanır, varlığı anlaşılır, ne olduğu bilinmez. Mesela şeftal nedir? Armut değildir. Tamam. Demek ki mahluk farklı bir şeydir. Farklı bir şeydir. Değil mi? Efendim su nedir? E taş değildir. Birbirlerine kıyas edilir. Ama işlevi nedir? Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Necidir? Vazifesi nedir? Şu soruya nasıl cevap vereceksin? Ben kimim? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Vazifem ne? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Burada ne işim var? E ne yapacağım? Yani ben kimim, ne yapacağım? Dinlerin dışında ne cevap verebilir? Nereden geliyorum? Fenin bir teori atmış Big Bang. Kainatın kuruluşuna bir vücudunu bahsediyor. İnsanın gelişim değil. O da teori. O da varlık, yaşadığımız zemin. İnsan buranın doğması değil ki. Varlığın dalının uzantısı, bir meyvesi değil ki. Kainatın neticesi değildir. İnsan, insanlık itibariyle kainatın meyvesidir. Mahiyet ise kainatın arkasıdır. Kainattan daha ötedir. Kainattan öncedir. İnsanın dört yönü var. Bir çekirdek özelliği, bir meyve özelliği, bir, üç, ağacın zahiri görüntüsü, dört, ağacın batınısı. Hüvel evvelu vel ahiruhu ve zahiruhu. Bu böyle bir külü şeyin hali. Ben böyle şeyleri acayip garibime gidiyor ya, benim acayip oluyorum ya. Bu tür dersler beni çok etkiliyor. Bak diyor ki, Kur'an'da öyle göz var ki, Kur'an'da öyle bir göz vardır ki, bak o göz bütün kainatı, bak o göz bütün kainatı, zahir, ağacın zahirisi, batın, zahir, batın ile, yani görünüşüyle, içsel yapısıyla, göz önünde bir sahife gibi, istediği gibi çevir, görür göz çevirir. Göz önünde bir sayfa gibi görür, istediği gibi çevirir. Kah böyle, Kur'an öyle bir geçişatı var ki, öteden buraya konuşuyor. Acayip bir şey ya. Haşirden konuşuyor. Yani Allah, hakikaten Allah harika ya. Ne kadar mükemmel bir Allah ya. Öyle aklım gidiyor ya, ne kadar mükemmelmiş. Olay bitmiş, her şey bitmiş, uslubu tarzında konuşuyor. Kıyamet kopmuş, mezhepler yapılmış, hesaplar yapılmış, insanlar neticelerine gitmiş. Kah böyle bir uslup kullanıyor, kahşi meydanında kullanıyor. Kah sanki Cenab-ı Hak böyle kafirin cehennemdeki duyguları olmuş, lisanı onu konuşturuyor.
Oradan konuşuyor Allah. Bir tanesi bana dedi ki, hoca arkadaşlardan bir tanesi, ya dedi, sana bir şey sorayım dedi. Söyle dedim. Dedi ki, bir insanın ihlaslı olup olmadığını nasıl anlarsın dedi. Siz nasıl anlarsınız? He? Yaşantısıyla, fiilleri. Yaşantısıyla, tabii doğru. Herkes kendi cihetiyle der. Ben şöyle dedim yani, bu mevzumuzla alakalı. Bir insan bir şey söylüyorsa içinden söyler. Onu yaşıyorsa. Bir insan onu yaşamıyorsa dilinden söyler. Ha? Şimdi Allah ta batınlarından söylüyor. Kafirin duygusu olduğu cehennemde o dille konuşuyor. Kâbir yıldız oluyor, konuşuyor. Kâbir taş oluyor. Taş da Allah konuşuyor. Kâmusa oluyor, tamam mı? Çalılardan, ağaçta da tecelli eden özelliğiyle konuşuyor. Bir acayip mesela, elemtere görmedin mi? Görmedi tabii, o zaman doğmamıştı. Bir rivayete göre çocuktu. Ama görmedin mi? Olay bitmiş, görmüş böyle. Miraç lisanıyla konuşuyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın böyle Kur'an'daki şeyi acayip. Bir de abi, kainattaki bir göz dedi ya, bir de çevirir dedi. Çevirmek elin vasfıdır, gözün değil ki. Orada da bir incelik var. Tabii bak şimdi. Diyor ki, Kur'an'da öyle bir göz vardır ki, o göz bütün kainatı zahir ve batin ile, ağacın görünüşü ve arkasıyla, buzuyla su, cesetle ruh, zahir ve batın, tamam mı? Vazı göz önünde bir sahibe gibi, sayfa gibi görür, istediği gibi çevirir. Bilmiyorum sırrını şimdi. İstediği gibi çevirir, istediği bir tarzda o sayfenin manalarını söyler. O sayfenin manalarını söyler. O bitmiş demek ne ya gazetede? Hangi sayfa? Ha, Kur'an'da öyle bir uslup var ki Mehmet abi. Allah için mazi, mustakbel, hal birdir ya, yoktur. Allah için geçmiş, gelecek yoktur. Böyle bir zatın lisanı olduğu için Kur'an, kâh maziden konuşuyor, kâh istikbalden konuşuyor. Allah için, mesela kafire ceza vermek, yani bizim için nefret vardır, kafire neye ceza vermek? Allah için mesela kafir cehenneme girmiş, şu anda ceza görüyor. Biz de cennetteyiz ya da cehennemdeyiz. Tabii. Kader de bu. En iyi burada anlaşılmıyor. Nasıl yani? Kaderin tanımında mazi müstakbel yok orada, hepsini görüyor. Biliyor. Hepsi biliyor işte. Zaten kader Allah'ın görüşü işte. Yaratan zaman, Denizli, Edirne, Hatay, Rize, der esması. Bu esmanın sahibi, yani bu masayı yapan, masa cinsinden olmadığı gibi masadan öncedir. Öyle mi? Evet. Bir daha söylüyorum. Bu masayı yapan masaya benzemez. Öyle mi? Kesinlikle. Masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan öncedir. Zaman mahluktur. Esmadır şeyi. Esması der. Esması. Zamanı yapanın zamana benzemez ve zamandan öncedir. Zamandan öncesi zamanı yoktur. Zamanı yoksa başı yoktur. Başı yoktur. Başı olmayanın başlatanı yoktur. Başlatanı yoksa doğuranı yoktur. Doğmamışsa doğurmamıştır. Lem yelit ve lem yelet. Bu kadar kolay. Zaman zam mıdır? Ne? Zaman zam mıdır? Benziyor, evet. Çok güzel. Antika zaman zan mıdır? Yani benim bugün bir aydan beri belki fazla oluyor değil mi? Meşgul oldum sana. Zan, her gün okuyorum, görüyorsun, çalışıyorum.
Ama öyle bir şey ki beni sarsıyor ya, korkuyorum. Zamanla öyle bir şey yok ama zannediyoruz. Zannediyoruz. Allah da o kadar ciddi bir şey ki bu zan meselesi, Allah'ın bana karşı tecellisi benim zanıma göredir. Enna inne zenni abdibin. Bu zan mevzusu acayip. Allah'ı ve tecellisini şekillendiren benim. Bana karşı muamelesi ben yapıyorum. Evet Allah yapıyor ama bana böyle yap diyor. O da öyle yapıyor. Ben kulumun zannı üzereyim. Zannı gibiyim veya zannı gibi tecelli ediyorum. Hadis-i kutsi. Hadis-i kutsi. O zaman zan Allah'ın rububiyetini yönlendirip değiştirebiliyorsa zanı bilmek lazım. Başka bilgiye benzemez bu. Kur'an-ı Kerim'de onlar zandadırlar diyor. Zan böyle bir balon, hususi dünyasını umumi dünya zannediyor. Herkes zandadır derecesine göre. Herkes ama. Herkes zandadır. İşte okudukça, tefekkür ettikçe, derslere katıldıkça zanlardan kurtuluyoruz. Başta zaman olunca zaman yok değil mi? Başta zaman. Zaman, o zaman zamanın dışına çıkıyorsun. Demek ki zamanın dışında bir yer var yani. Evet. Zamanın dışında bir yer var ki zamanın dışına çıkıyorsun. Biraz. Lef-i mahv ve ispat zamanın başlangıcıdır. Bunu aşarsa zamanı yoktur. Zamanı yok. Zaman yoksa mekan da yok. Yani evet. Kainatı zahir ve batın ile vazih göz önünde bir sayfa gibi görür Kur'an. İstediği gibi çevirir Kur'an. İstediği bir tarzda o sayfanın manalarını söyler. Kâh böyle aşağı zaman manasını söylüyor. Kâh cehennemdeki manayı söylüyor. Kâh cennetteki manaları söylüyor. Kâh bizi kabire sokuyor. Kabirdeki olayları tasvir ediyor. Yani bir cenneti çocuğa anlatıyordum da 3,5 yaşında çocuğa 3,5 yaşında çocuğa anlatıyordum cenneti. Dedi ki hoca cennetten mi geldin? Yani nasıl bu kadar böyle canlı anlatıyorsun? Yani çocuk oluyorum, zaten öğretmen odur. Talebe olacaksın, oraya hitap edeceksin. Sen talebe olup, o olacaksın, sonra buraya geleceksin, buradan hitap edeceksin. Talebe olmayan öğretmen, öğretmenlik yapamaz. Kendisine yakışır tarzda konuşur ki kimse bir şey anlamaz. Ya. İstediği gibi çevirir, istediği bir tarzda o sayfanın manasını söyler. Şu birinci nurun, hakikatin misalleri temin. Şimdi bununla giriyoruz. Kur'an-ı Hakim'in her tabakaya karşı bir nevi icazı vardır. Kur'an-ı Hakim'in her tabakaya karşı bir nevi icazı vardır. Her tabaka. Şimdi Mektubat 181'den okuyorum. Ne yapıyorsun sen şimdi diye. Kardeş ders çalışarak geldim öyle. Paldır küldür gelmemişim önümüze. Onun için çalıştığım yerleri okuyorum. Öyle ben değer veriyorum size. Bir kere zaten fıtratı müsaade etmiyor. Çalışmadığım derse diyorum ki arkadaşlar bu derse çalışmamışım beraber anlayacağız. Bak Kur'an-ı Hakim'in her tabakaya bu beşer cihetiyle baktığın zaman imkansız. Şimdi bak. Biz var olan bir Kur'an'ı, var olan bir kitabı anlamaya çalışıyoruz. Ne olur benimle hayalle gelir misiniz? Şimdi Mekke'deyiz, vadi, iki vadi arasındayız. Mektep yok, insan hakları yok, insanlık yok, okuma yazma yok. Ya ne bileyim ya, diyeceğim bir şey yok ki. İnsanlar gömülüyor. Yok yok. Yok ya. Şimdi o zaman...
Yani her tabakayı içine alacak, miras hukukundan, galaksilerden, kabirden, insanın fıtratından, ailesinden, kadının yapısından, kainatın işlevinden, sefkiden, 40 çeşit tam en ana noktada 40 çeşit sahada en vazih icazını gösteriyor. 40. Bir insan. Ya ben varı anlayamıyorum. Böyle bir şey yok. Numune yok. Patent yok. Misal yok. Mukayese yok. Taklit yok. Mukayese yok. İlk yapacaksın. Nereden aklına geldi ki Kur'an yazayım diye? Yani nasıl aklına gelecek böyle bir şey? Fizik içinde, kimya içinde, yemek içinde, biyoloji içinde, kabir içinde, ruhsal yapı içinde, miras hukuku içinde, hukuk içinde. Arkadaşlar, çekirdek ağaca nasılsa Kur'an varlığı öyledir. Ağaç kim ise çekirdeği de o yapmıştır. Şeceri hilkat, kainat kim ise Kur'an'da onundur. Kur'an hakim her tabakaya karşı bir nevi icazı vardır. Ve bir tarzda icazının vücudunu ihsas eder. Mesela ehli belagat ve fesat tabakasına karşı harikulade belagatını gösterir. Mesela ehli belagat var ve fesat var. Onlara hissesini veriyor. Bu 415. sayfada sözler anlatıyor. Bu fesat. Konu şey. Yani fıtratı tanımlıyor. Fıtratın sahibi. Neyle? Bak, fıtratın sahibi fıtratı tanımlarken fıtratın kökenini, sistemini ve işleviyle beraber anlatıyor. Bu fesat. Fıtratın sahibi fıtratı anlatırken kökenini, sistemini, işlevini ve ifadesini, eylemini anlatıyor. Fıtratı anlatıyor. Fıtrat, yapış. Sistemin yazılımı, Windows, bilgisayar yazılımı gibi. Nasıl yapıyorsa, yani bu fesat tabakası harikulade belagatıttaki icazını gösterir. Birinci bu. Sayacağım için içine fazla girmeyeceğim. Ehli belagat, belagat ehli neydi? Cemil hocam, belagat ne demek? Kendine güzel ifade edebilen. İfade edebilmek. Olması gereken şekilde konuşan. Muktezay hale. Uygun konuşan. Mutabık söz söylemek. Allah Allah. İşin başında, işi çalıştırırken bir adam makineyi çalıştırırken makine hakkında konuşma yapıyor. Ötekisi de kitapları karıştırdı, bir şeyler öğrendi de makineyi daha görmedi, konuşuyor. O adam makineyi, planını çizdi, mucit yaptı. Makine çalışıyor, işin başında konuşuyor. Proje çizdi. Plan, projeyi yaptı. İmal etti Cemil Hoca. Sonra o makine çalışıyor ve işin başında söylüyor. Mehmet. Nerede söylüyormuş? Senin mesleğin ya. İşin başında söylüyor. Ötekisi makine hiç görmemiş. Tahmin ediyor. Sağına bakıyor, soluna bakıyor. Tamam. Hatta hiç belki de görmedi. Resim var. Onun hakkında konuşuyor. İnsan hakkında insan konuşuyor. İnsanı yapan konuşuyor bir de. İkinci tabaka konuşuyorum. Ve ehli şiir ve hitabet tabakasına karşı garip, güzel, yüksek uslubu bediğin icazını gösterir. Ehli şiir vardı eskide, böyle şiirle hitabet tabakası vardı. Onların hutebaları vardı. Belagat imamları vardı. Onlara bir konuşmasıyla savaş olurdu, bir konuşmasıyla barış olurdu. Allah muhalakat-ı seba diye 7 tane leva onlarca meşhur olmuş. O leva
Kabe'ye asarlarmış. Onlardan bir tanesi de Ömer el-Hişam'dır. Ebu Cehil'dir. O böyle. Fakat zaten onda kafayı yedi böyle. Dedi ki, ben dedi zenginim, aşiretim var, param var, kuvvetliyim, ilmim var. Cahil de peygamber olur mu ya? Hakikaten sana sorayım. Abdurrahman değil mi abim? Evet. Abdurrahman'ım. Sorayım sana. Şimdi iş yerine bir adam alacaksın kasaya veya yönetimine, iş yerine. Dağdan gelmiş çoban, hiç şey değilmemiş. Maliyeci mi yaparsın? Maliyeyi bitirmiş, mürekkep yalamış, onu mu yaparsın? Mutlaka ikinci. Değil mi yani? Mutlaka. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ne Maliye Bakanı'nı hemen Büşe'den, Maraş'tan, Kırıkan'dan, dağdan inmiş, yukarıdan tam Taşoluk köyünden. Şeyle pek inmemiş yani, binde bir inmiş belki de hastaneye. Onu da görmemiş. Öyle kişi var ya beni tanıdı. Şimdi adam hiçbir şey bilmiyor. Öyle aldık ya uçaktan gelince kim vardı yanımda ya? Ne vardı? Haber aldık tamam mı? Kars'ta çoban. Ona Allah toy mu ne? Bu serin yola gelmiş yandarma. Uçakta acayip bir çocuk ya. Ey sıfır çoban. Kendini ifade etmek mümkün değil. Yani buna bombayı as, bunu bas. Oraya git. Niçin basma? İyi olur. Müzik çalar desen öyle basar o. Böyle bir saftirik de çok az gördüm. Şimdi böyle bir adamı geleceksin, devlet başkanı yapacaksın. Maliye bakanı yapacaksın. He? Peygamber aleyhissalatü vesselam maliyeyi bitirmemiş ki. Devlet kuruyor. Maliyeyi bitirmemiş, faizi ne olduğunu söylüyor. Veciz cümlelerle. Faizin insanın fıtratına ama nasıl sömürdüğünü, daha yeni 20. asır daha bunu idrak edememiş. Faizin ne kadar rezil olduğunu aileler bilmiyor, batıp gidiyor. Faizde ev alıyorlar, araba alıyorlar, çoğusu gidiyor yani batıyor. Çünkü içimi yarsanız bir dinleseniz neler var içimde. Faizin ne kadar aileleri bitirdiğini hadiseler biliyorsunuz. İş yerlerinin battığını biliyorsunuz. Ha işte nerede nizam? Kardeşin değil mi fabrikası vardı? Ha senin akraban vardı. Fabrikaların vardı. Ya bu 1400 sene önce faizi yok. Faiz denen bir şey yok yani. Faiz haramdı falan öyle bir şey yok. Öyle. Peki nereden bilecek bu adam? Nereden biliyor? Vallahi benim aklım almıyor bu soruyu. Ben biliyorum da size söylüyorum değil. Vallahi peygamber oluyorum ben. Allah yok kaşa. Peygamber oluyorum. Ulan faiz. Nereden al? Yani işleyen bir sistemin dışında nasıl kafam çalışır ki? Babam dedi ki oğlum sen deli misin ya? Neye uğraşıyorsun lan? Devlet memleket memleket bağırıyordu. Lan dünyanın ipi koptu lan, ipi, oğlum ipi koptu. Sen mi bağlayacaksın? Ulan bitti oğlum dedi ya. İşine baksana ya din anlatacakmışsın. Ne dini ya? İnsanlar bitmiş oğlum dedi. Ama peygamberimiz hiçbir şey demedi, böyle demedi. Lan nereden çıkartıyorsun bu faizi ya? Daha aileler bilmiyor şimdi. Müslüman oldukları aldı. Helal diyen var, dini cemaat. Dini koca cemaat, büyük bir cemaat. Helal diyor. Ve din ha. Ama ya. Dini tamir davasında din tahripçileri. Ama diyeceksin ki tasvip yok. İsmail Ağa Mahmud Efendi bak kafamın üzerine koyuyor. Topbaş, Mahmud Topbaş değil mi? Hazretleri efendim. Altınoluk, Eşe, Adıyaman mesela. Bakışı tabi seviyoruz. Çünkü harama helal demiyor. Bize harama helal demeyen kardeşimizdir. Harama helal demeyen kardeşimizdir. Harama helal diyen Allah'ın kulluğundan çıktığı için bizim de kardeşimiz değil. Ya Müslüman kardeşimizdir. Müslüman olmak için yapamazsan bile ahkama hak bileceksin. Şimdi neyse. İkiyi okuduk. Bir de okuyayım iki.
ehli şiir ve hitabet tabakasına karşı garip. Garip demek şu, benzeri yok, ilk defa duyuluyor. Güzel, güzel, insanı ürkütmüyor. Yüksek, yani insanı onurlandırıyor, insanı açıyor. Uslubu bedinin icazını gösterir. Mustafa, anlıyor musun? 3. O üslup herkesin hoşuna gittiği halde, Kur'an'ın, mesela Kur'an'ın konuşması, en iyi bilen, Kur'an'ın en uygun ona konuşan peygamberdir. Vallahi ben Kur'an'ı dırırt diye okuyorum, hadis okuyamıyorum. Dura dura, değil mi? Kafasını kıra kıra. Olmuyor yani. Ona kaç defa okuyorum, o derste okuyacağım lan şunu diyorum. Kur'an ayete bakmıyor. Yani tamam dedim ya, bu böyle. Ama hadis şerif, yani ona en aşina olan, ona en iyi ifade eden peygamberin sözü bile Kur'an'a benzemiyor. Bu da neydi? Üçüncü tabaka. Üslubu, üslub herkesin hoşuna gitti halde kimse taklit edemiyor. Olmuyor. Peygamber bile yapamıyor. Ama aynı ağız. Bu ağızdan ayet çıkıyor. Bu ağızdan hadisi kutsi çıkıyor. Bu ağızdan hadis çıkıyor. Aynı ağız. Ya nasıl oluyor ya? İki katip ayrıymış. Vahiy katipleri, hadis katipleri. Ne acayip bir şey ya. Ya o zaman olsanız, vahiy katibi olsanız ne acayip olurdunuz, değil mi? Bu ayet hemen belliymiş zaten. Hadis ulemasına muhadisun uleması denilir, tefsir edilen. Ayeti tefsir edilen de ne denilir? Mufessirun. Ahkam çıkarana müştehidun. Kur'an'ı nasıl okuyacağına kıraat imamı. İtikadına, inançlarımızı nasıl yapacağız? Amel değil. İtikadı nasıl yapacağız? Akaid, böyle itikad imamları. Maturidi, Eşari gibi. Bunlar çıkmış. Aklım almıyor ya. Böyle düşünüyorum ya, o tek başıma odamdayken. O anda oluyorum. Okuduğum şey o anda oluyorum orada. Yani, ya hiçbir şey yok ya. Devenin çobanısın ya. Ticaret yapıyorsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elif, la, mim. Ses de yok, yapamıyorum. Yani böyle bir kere şiir gibi okumayı nereden hatırına geldi ya? O kıraatta imam. Benim hafız var, ömrünü vermiş, 74 yaşında. 10 çeşit okuyor, 10 çeşit. Peygamberimiz ders almadı ki ya, bu nasıl kıraat imam olacak ki? Deveyle giderken ayet geliyor, adamlar ömrünü veriyor, 74 yaşında, onu nasıl okuyacağım? Yanında gelmiş abi şeye, peygamberi. Hemen abi, bizim havuzda 10 çeşit okuyor aynı ayet. Ama derede gelmiş, söylemiş. Devenin üzerindeyken. Ben anlamıyorum. Bana geliyor ki Ömer abi, vallahi bu Allah kelamına benziyor. Kesin ona benziyor ya. Çok hoşuma gider gidiyor. Benziyor mu da öyle mi? Vallahi öyle ya. Şöyle diyeyim. Mesela ben şahit olduğumu anlatayım size. Almanya'dayım. Camiyi vurdu. Arnavut. O şeyden gelmiş, Hamburg'dan. Hoca hoca gelip dolaşıyor. Her camiye gitmiş. Bana gelmemiş sif. Gidiyor. Oğlu hasta. 27 yaşında. Ya bende de bu tür şeyleri için oturdum. İlk önce okumadan anlattım. Kur'an nedir? Nasıl bir şeydir? Dedim ki, şimdi bu hastaya, hasta duruyor. Sana Roma tarihini okuyacağım şimdi dedim. Tarih var. Lojmanda kütüphane var ya. Osmanlı tarihi var dedim. Dedim ya, Babil şeyi varmış.
Abdülhamid'in de şeyi varmış. Osmanlı tarihi var. Hangi tarihi okuyayım? Birbirlerine bakıyor. Hoca anlamadık dedi ya. Yani bu hasta hasta. O da diyor ki ben hastayım hocam. Yok dedim acaba belki iyi gelir gibi geldi. Osmanlı tarihi, Bizans tarihi, Roma tarihi, Mezopotamya tarihini. Tarih okusam düzelir misin dedim. Yok. Coğrafya okusak, matematik çözsek, matematikçi ölüyor. Hatırlıyor musun bir tane şurada şey vardı. O aşağıki öteki şur matematik öğretmeni vardı. İşte o kanser mi neydi böyle ziyaret ettik, emekliydi. Oradaydı ya öyle hatırlıyorum. Tam işte biz de gittik ya ziyaret ettik Adem'le vesaire. Ona dedim ki neyle geçti ömrün dedim. Matematikle dedi. Hadi buraya tabela getirelim dedim tahta. Sen dedim oradan tarif et biz soruları çözelim. Çok rahat edersin dedim. Canın rahat çıkar demiyorum da. Böyle çok rahat edersin. Çünkü ömrünü ona verince ruhun en çok meşgul olduğu şeyle rahatlar. Rahat bulur. Matematik çözelim. Hoca efendi. Hoca efendi. Gelenler Yasin okuyor. Sen nurcusun. Bana bir cevşen. Abi hocam matematik sorusu çözelim. Olmaz mı? Demek istediğini anladım. Hadi bana bir bab cevşen oku. Matematikçi bile cevşen istiyor. Coğrafyacı cevşen istiyor. Meşgul olduğu sahadan bana oradan bir sayfa okuyun da canım rahat çıksın. Çünkü romanına alıştı demiyor. Şimdi ona hastaya okuyorsun. Kur'an düzeliyor. Okuma abi bir şey yaptın yok. Tarih okuyorsun olmuyor. Yani bunu da ben yaşadım. Tabii ben daha o geride kaldım ya. Şimdi hakikaten o güzeller güzeli bütün ilimleri bilmiş olsaydı, ondan sonra Risalet gelseydi, Kur'an gelseydi, katkını yapar mıydı acaba? Ne yapardı? Yani bu şekilde olur muydu? Yani Kur'an'ı kendisi yazdığı ihtimali olmasın diye cahil ümiden gönderiyor. Lan bu gerizekalı olan Ebu Cehil bile dedi ki ben okuma yazmam var. Bunun yok diyor. Sonra diyor ki kendisi yazdı diyor. Lan hakikaten cahillerin var. Kafayı oynatacağım ya. Deli olacak bunu adama ya. O ikincisi de çok şey yapmış. Bütün servetleri ona teslim ediyorlar. O da savaş açıyorlar sonra. Böyle gerizekalı olur mu? Yani Muhammed'in emin dediler. Kabe'nin içine bütün altınları, mukaddes şeyleri, en kıymetli eşyalar orada. En güvenilir adam budur diye. Ondan sonra buna en yalancı sensin diye savaş açıyorlar. Allah adına yalan söyleyen kadar yalancı, haşa ahlaksız kim olabilir? Peygamber olmadığı halde peygamberim diyor. O zaman ahlaksızdır, yalancıdır. Böyle ahlaksız, yalancıya sen tövbe yani. Sen en güvenilir der misin? Anahtar teslim edilir mi? Lan beni keseceksiniz tamam mı? Etrafıma sarmışsınız 40 kişi. Ben içerideyim, suikast yapacaksınız. Gene ben içeride iken sizin emanetinize hıyanet etmemek adına, çünkü savaştan önce bana emanet ettiniz. Hazreti Ali diyor ki, şimdi ben çekip gideceğim, onlar hücum edecekler. Bu anahtar, o Kabe'nin anahtarı onlar bana vermişti. O emaneti onlara ver. La vallahi billahi ya. Ben o anahtarı bırakacağım ve Hazreti Ali tehlikeye sokacağım. Ali sen de gel lan benimle. Anahtar vereceğim ben sana. Anahtar vereceğim. Zerratı mahvedince yemin olsun ki. Onlara gökten kezap yağdırırım. Beni öldürmek için sarmışlar eve. Onlar ne emaneti vereceğim diye Hazreti Ali amcamın çocuğunu tehlikeye koyacağım. Lan gel lan benimle. Ya hakikaten anlamıyorum ki ne biçim ahlak. Böyle bir ahlak olur mu? Bilmiyorum. Olmaz. Olur. Var işte. Varsa peygamberdir. İnsan böyle olur. Kendi kazanımıyla olamaz böyle bir şey. Böyle bir şey olmaz ya. Ya bu bir tane değil ki ya. Ben peygamber oluyorum tamam mı? Eğer bunu siz sohbet gibi duyarsanız heyecanlanamazsınız. Ben peygamber oluyorum. Etrafımı sardılar. Beni öldürmek için ha saldırırlar. Ben o bir de emaneti, anahtarı onlara nasıl vereceğim? Lan bu ne hesap edeceğim? Ne edeceğim? Ama bu diyor önceden emanet verdi diyor. Benim düşman beni, onlar benim düşmanım. Ben onların düşmanı değilim ki diyor. Ben onların düşmanı değilim. Onlar benim düşmanım. Bu da emanet. Bunu nasıl yapayım? Hey millet alır mısınız? Anahtar da atılmaz.
Hadi, hadi diyor, burada anahtar gelince dedi, anahtarı verirsin. Onlar gelecek birazdan dedi. Onların zorunu ben de ettim. Çekip gidiyor. Şahitel vücuhu diyor, yüzünüz kara olsun, atıyor toprak, çekip gidiyor. Lan toprağı, şey, düşmanlar orada, iman, peygamber olun, tamam mı? Şimdi imanınız ne olacak? Bak, peygambersiniz, etrafında 40 kişi sarmış, alıyorsun bir toprağı, yüzünüz kara olsun diyorsun, çekip gidiyorsun, hiç onların yanından çekip gidiyorsun, kimse seni görmüyor. Lan onun imanı ne olur ya? Onun kendi peygamber, işte ben bu imanı hastayım işte. Yani o ne oldu yani? Boş ver onu mucize. Ötekilere mucize olsun olmasın. Ya kendisinin imanı ne olur? Nasıl bir teslimiyet? Nasıl bir ümit? Nasıl bir tevekkül? Ya o yalmasa yüzünüz kara olsun diyor. Bir toprak atıyor. Toprak atsa ne olur ya? Oraya düşecek. Hiçbirisi görmüyor. Musa Aleyhisselam mucize gösterince korkmuş kendisi. Atlamış asasını. O tam benlikmiş. Musa Aleyhisselam. Tam belli, korkmuş ya. Allah demiş korkma demiş, sonra korkmamış yani. Sonra korkma dedi, peygamberler korkmaz dedi ya. Tüm korkma, geri dönmüş. Korkmuş ama bir de korkmuyor. O asayı var ya, gavurlar atınca, sihirbazlar atınca şey, yılanlar olmuş. Bakmış biraz çekilmiş. At Musa dedi sen asın, attı. Canavar olmuş bu. Ejderha olmuş. Ejderha olunca korkmuş bu. Kendi hasasından korkmuş. Bırakıp gitmiş diyor. Peygamberler korkmaz ya Musa, korkma deyince korkmamaya başlamış. Ya nasıl bir sistem işletiyorsun? Ama çok güzel bir şeysin sen elhamdülillah. Yani, ölü diriliyor orada. He? Ölü diriliyor. He? Bravo kaçarsın değil mi orada? Dün patlar lan. Şimdi cenazeyi yıkıyorum, tamam mı morgda? Bir dirilsen ne yapıyorsun anasın? Ya doğru yıkan lan, ne biçim sıcak su döküyorsun. Ya gider ya. Ben bir ara dengem bozuluyordu. Adama dokunduğum gibi sanki dönüyor ya. Tek başıma kimse de gelmiyor akrabasına morka. Ulan yıkarken tamam. Ulan dokunuyorum sanki dönüyor, yardım ediyor. Ulan ödüm patladı, ulan canlı mı bu ya? Nasıl oluyor ya? O kadar temiz adam ki öptüm alnından. O kadar manyaklaştım ki. O cenaze yıkama elbisesiyle çıktım dışarıya. Arkadaşlar kim bunların akrabası? Lan, ne oldu hocam, hayırdır dediler. Ya ne biçim adam? Buyur hocam dedi. Lan dokunuyorum dönüyor. Desene hocam dedi ya, bizi korkutuyorsun dedi ya. Ya benim sistemim o kadar. Sonra düşünüyorum ben niye atladım dışarıya? Adama dokunuyorum ama böyle çövli diyor. Öyle bazılarına da denk geldim ki sanki gavur ölüsü. Lan dönmüyor. Gavur ölüsü gibi ona mı diyor lan? Gavur ölüsü gibi dönmüyor ki. Yani günahları donmuş sanki. Ya Musa Aleyhisselam asayı atıyor. Peygamberler korkmaz ya Musa, korkma diyor. Ama peygamber ölüye gidiyor mezara diyor, kaldırıyor. Allah Allah. Ya boş ver diye onlara gösterdiği mucizeyi. Onları boş ver. Siz peygamber olun hissen fikren. Gir peygamberin ruhuna, misafir ol. Lan diyorum ölüler diriliyor. Lan biz ölüden korkuyoruz ya, biz ölmekten korkuyoruz. Ben ölmekten korkuyorum. Bir de ölü dirilse. Sen ölüyormuşsun. Haber sorarsın abi. Döndürmez. Şimdi ve peygamber gayet rahat. Bugün anlattın ya, bir psikoloji olmuş. He? Ölü dirilmiş ya. İkinci Mehmet var ya. Ha! Bugün şey, Hacamatçı kardeş ter bastı ya. Peygamber deyince ben acayip oluyor. Vallahi onun imanını var ya, imanını. Delisi oydu. Başka hiçbir şey yok diyorsun benim dünyamda. Şu dünyada peygamberin imanına hastayım. Başka hiçbir şey. Bak şimdi bir tane şey anladım. Dedi ki Hacamatçı kardeş var. Kafasına ur çıkmış. Ameliyat yapmışlar. Ameliyat. Onu diyorsun değil mi? Ondan sonra ikinci ameliyatta masada kalıyor. Ölüyor. Bırakıyor adam. Bitti, bitti. Ondan sonra orada işte hava basan, kan basan, ne yapan teknisyenler. Onlara tamam diyor, onlar çıkarttım, tamam bitti. Çıkıyorlar, sahiplerine diyorlar ki ölü poşetini getirin, kaybettik. Zaten onlar bekliyordu ikinci ameliyatı. Evet, hepsi anlaşıyor.
Adam işte teknisyen işte ne bağlamışsa çıkartırken demiş. Tamam. Bir anda şimdi tedavi görüyor. Ve o öldüğü adam denilen adam dirildi, şimdi dolaşıyor. Onu ziyarete gidiyor şimdi. Gelmedi. Şimdi o psikolojisi gitmiş. Onun psikolojisi gitmiş. O teknisyenin önüne patlamış. Doktorlar geri dönüyor. Kaldıkları yeri dikiyorlar. Adam şimdi yaşıyor. Bu onun ziyaretine gitmiş. O da birisi görmüş. Bir kişi görmüş. Aha, o da bir kişi. Ama Allah herkesi yaratıyor. Ölüleri de biliyor. Orayı da biliyor. Burayı da biliyor. Bunu yapıyor. Konuşmamı da biliyor. Ömer abi, durum iyi değil değil mi? Allah hoş değil mi? Böyle bir Allah'a iman etmek ne şerefli bir şey değil mi? Ne kadar hoş bir şey ya. Oh. Oh. Böyle bir şey. Bir şey Allah'a iman etmek. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sana biraz gündem belli değilse de şey... Zaten yapamayacağım bundan sonra ya. Buradaki. Yok, kesmeden şu şeyi bir aydınlatın. Şimdi Resul Efendimiz bu manada, öbürü iddia ediyor. Ben alimim, bende ilim var, her şey var. Sahabeye bakıyorsun, böyle etiket yok. Yine ilim çepesinde çok şey değil. Günümüze gidiyorsun, Nur talebelerinde de aynı hasedi görüyorsun. Öyle etiket yok. Allemeler ve Nur talebesi olmuyor. Hep böyle etiketsiz, vasıfsız şeylerin üzerine bina edilmiş. Bir tane İmam Hatip bitirmiş, ilahiyat bitirmiş, vakıf yok. Bir tane, benim bildiğim bir tane hocanın oğlu vakıf değil. Hep benim gibi uyduruk, kaçırık adam. Bir de Hasan abi, cahil ile ümmi arasındaki farkı, Peygamberimize bildiğiniz için cahil değil tabi. Ümmi arasındaki farkı sorun. Şimdi ümmiyim. Mesela biz doğduk, çevre değiştirdi bizi. Anne baba hep değiştirdi bizi. Okul bize fıtratımıza müdahale etti. Peygamberimiz ise doğmadan babasının daha doğruları anlamak makamında değilken annesini vesaire. Zaten diğeri de süt annesi de o tür şeylerle meşgul olacak değil. Yani ticaretine vesairesine bakıyor. Yani Peygamberimiz ümmi olmasının bir manası okuma yazma bilmeyen değil. Hakikaten bilmiyordu. Bilmiyordu da batın manası şu. Zahirde okuma yazması yok. Bu mülk. Buz. Su ise ümminin batın manası hiç fıtratına müdahale edilmemiş. Ne öğretmen, ne anne baba, ne çevre. Anasından doğduğu gibi. Ustad yarı ümmiydi. Tamam. Ben burada kesiyorum. 4 tane okudum. 40 tane okuyacaktık. Abi şey dediniz, herkes zan üzerindedir. Resul Efendimiz zan üzerinde dedi. Yani o zaman Kur'an ve Risale-i insanların zanlarını mı inşa ediyor? Zanlarını, zanlarından dışarıya çıkarıyor. Zanlarını dışarıya çıkarıyor. Çıkartıyor. Allah bile diyor ki, Allah ben sizin zanınıza göreyim. Peki Resul Efendimiz'e mi korkuyor adam? Yoksa hakikat üzerine bağlı mı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için diyor ki, öyle zannı vardı ki, hakikate mutabıktı. Çünkü Miraç'a gittiği zaman gördüklerini yapmadı. Kalbi yalanlamadı, gözü şaşırmadı. Yani yapmadı. Tabii canım öyle olacaktı. Öyle bir iman ve yakini vardı ki, yani itikat ettiğiyle gördüğü anda, cenneti gördüğü zaman şaşırmadı. Ve kalbi yalanlamadı diyor. Bu nasıl bir iman bilmiyorum. Nasıl bir yakin bilmiyorum. Nasıl bir huzur bilmiyorum. Nasıl bir kemalat bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah onun şefaatine mazhar eylesin. Onun yüzü sürmetine Allah'ın alem İslam'ı İttihad İslam'la güldürsün. Onun yüzü sürmetine bütün ehl-i imanı, hasreten nur talebelerin, amin diyenlerin, usul ve furularını, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bize dua edenleri, bizim ettiğimiz ki dualar, kimler ediyorsak, iki cihanda aziz eylesin. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler teşhirsin. Ağlayan alem İslam'ı İttihad İslam'la güldürsün. Amin. Ya Rabbi bizi
maddi ve manevi hastalıklarla meşgul etme. Amin. Bizi şehit olarak almayı nasip eyle. Hizmet-i maneviye Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı kebayla mazhar olarak devam ettirmeyi nasip eyle. Allah'ım sen haşir meydanında niçin böyle yaptın, niçin böyle yapmadın soracağın soruları burada bize söylettirme, o işleri bize yaptırma. İsteyeceklerimizi de bilmiyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne istemişse biz de istiyoruz. Nerelere sığınmışsa biz de sığınıyoruz. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemîn. El-Fâtiha tekonsolü vâzûr.